Merhaba arkadaşlar, abonem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dragon Mania efsanelerinin devamını çekiyoruz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi, her gün olduğu gibi, her gün video geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince sizlere video çekmeye çalışıyorum. Ve Dragon Mania'yı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de ufacık bir abone olursanız abinize. Tabii ki ücretsiz bir şekilde arkadaşlar, ücretsiz aboneler biliyorsunuz beni motive ediyor. Ben de daha fazla video çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada 30 Ağustos Zafer Bayramınızı da kutlamak istiyorum arkadaşlar diyorum ve oyuna geçiyorum. İşte bugün neler yapacağız arkadaşlar. Bugün önce paraları cukkalaydım, paralar çok önemli. Gördüğünüz gibi 5 milyona kadar paramı yükselttim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yiyeceğimiz biraz az, yiyeceğe abanmaya çalışacağım. Yiyecek gerçekten çok önemli ve artık 30. seviyeden sonra fil böyle harbiden çok iyi. Yok, oh, buradan iyi geldi yiyecek. Şurada hemen ejderimizi de yükseltmişik. İşte görevleri de tamamlıyoruz. İşte görevler de geliyor. Gördüğünüz gibi kuluçka hanemde 2 tane yumurta var. Onları çatlatacağım bugün. Yine çiftleştirme yapacağız arkadaşlar. Böyle bakalım neler olacak. Sürpriz. Her video sürpriz biliyorsunuz. Çiftleştirme de geçen videoda şansımıza çıkmadı olsun. Ama yine de arkadaşlar vazgeçmiyoruz. Devam ki şimdi burada oy 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 bunları bir toparlayalım ya. Yiyecek çok önemli. Oh 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 gelsin mis. Oy oy çok iyi çok iyi çok iyi, toparla toparla toparla. Arkadaşlar mükemmel yiyecek kastık şu an. Gördüğünüz gibi videoda. Şimdi hemen burada ekim yapacağım. Çoklu ekim diyeceğim. Gerçekten ekimde artık çok fazla görüyorsunuz. Para veriyoruz. Buna veriyorduk aslında 180. Fena değildi ama bunun çift katını verip şuraya yıldız meyvesi alacağım. Şuraya 720 altını feda edeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yine ekim yaptım. Ekimi yaptıktan sonra artık oyunda şey yapabiliriz arkadaşlar. Şu kuluçka hanedeki yumurtayı çatlatıp daha sonra yorumlarda söylemiş olduğunuz çiftleştirmeyi yapacağım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Burada iki tane yumurtamız var. Bunlara birisi bir saatlik kalmış gerçeği. Onu mecbur bekleyeceğiz. Hangisi o bir saat olan? Şu herhalde. Belki onu birazdan reklam izleyerek geçerim diyorum. Ama öncelikle şunu bir çatlatalım. Oo, bu nasıl bir yumurta? Arkadaşlar üstünde ne var şunun ya? Çok iyiymiş yumurtası, harbiden çok iyiymiş. Arkadaşlar çatlatıyorum. Çatlasın yumurtalar ve patlasın yumurtalar dedik. Ve güzel Elk Hunt Ejder çıktı. Elk Hunt Ejder de bayağı güzelmiş. Şuradaki şey var, bir tane kalkanı var. Kaptan Amerika gibi kalkanı var. Çok iyi, hemen yerleştireceğim. Bakalım yerimizde mevcut. Hemen burayı cukkaladık. Hemen burayı yerleştirdik. Elk Hunt Ejderimiz de çıktı arkadaşlar. Bu ejder sizde mevcutsa yorumlarda yaz. Yazın bana bakalım sizde var mı? Bu SSE ne oluyor? Burada SSE diye bir şey var. Aga be bilmiyorum. Onu da yorumlarda yazarsınız. Neyse nadir bir ejdermiş, güzel. Gidelim besleyelim. Hemen şöyle sevelim. El kont ejderi gayet güzelmiş ha. Şu an gerçekten yani benim ilgimi çekti. Patron ejder de bize bayağı şey veriyor. Altın veriyor arkadaşlar %10. Gel bakalım El kont. Oy 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 gel gel hop hop hop. Aa nasıl yedi? Gel 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 gel. Birinci seviyede. Aa gelsene. Gel hop gel. Aga be bak nasıl geliyor geliyor. Çok çakal bu ha. Normal ejderler gel geliyor geliyor, ondan sonra yemeye çalışıyor. Elk Hunt ejderi büyütelim bakalım arkadaşlar. 10. seviyeye getirelim. Oo. Şu bayağı bir böyle kurt. Hani kurt gibi duruyor gerçekten ejder ama öyle sanki buzul çağındaki bir kurta benziyor arkadaşlar. Ne bileyim ben ona benzettim. Hadi bakalım 6. seviyeden 10. seviye çıkalım bakalım, görelim arkadaşlar. Ve işte hemen veriyorum yiyecekleri ve karnını doyuruyorum. Hadi bakalım. Oh mis gibi 10. seviye geldi. Daha besleyemiyoruz tabii ki. Boşluk tapınağı lazımmış. Neyse onlara da bakacağız ileriki zamanlarda. Şimdi Elk Hunt ejderim burada çıkardık. Ne güzel arkadaşlar. Şimdi burada bir tane kuluçka hanemde dünkü yumurta var. Bu bizde vardı. UV ejderdi galiba arkadaşlar bu. Onun süresi ne kadarmış bakalım. 14 saat mı? Oy oy oy. Bunu şeyle geçebiliriz aslında. Bu şeyle geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım ben de reklamları bir izleyeyim. Ondan sonra bunları bir geçelim diyorum. Ondan sonra tekrar karşınızda olacağım. Let's go. Evet şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geçtiğim reklamlarımı izlediğim bayağı bir reklam birikmiş. İstediğim onları mecbur kaldım. Yapacak bir şey yok diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen açacağım yumurtamı, çatlatacağım. Bakın burada da bir yumurta vardı ve bunu da dün almıştık. Bunu nasıl aldığımı söyleyeyim arkadaşlar.
Yanlış hatırlamıyorsam 50 tane ejder bulundurmanız gerekiyor adanızda ve oradan sonra size ödül olarak bir tane ejder veriyor ve o ejder de bu ejder, bakalım yumurtası da çok güzel gerçekten, yani değişik böyle güçlü bir ejdere benziyor. Hadi bakalım şimdi başlatıyoruz arkadaşlar ve çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar deyip ve işte mağara ejderi nadir gidip yere yatıyor ya. Ya sen şirin misin, tatlı mısın? Oo, 11.000 altınmış. Mağara ejderine bakın ya. Ağzını burnunu açıyor. Ya hadi gel bakalım seni bir yere yerleştirelim. Güzel yerleşimlerimiz güzel arkadaşlar mevcut. Bakalım şuraya hemen koyacağım. Gelsin bakalım mağara ejderimiz de bizimle birlikte oldu. Hala bir efsanevi ejder çıkartamadık arkadaşlar. Hep nadirle gidiyoruz bakalım. Devam edeceğiz şimdi. Haydi geldi mağara ejderimiz de, git besle. Bakalım tatlı. Bu nasıl bir ejder ya? Yatıyor yerlere, görün ya arkadaşlar. Çok da şirinmiş. Bunu böyle bıraksak ya. Neyse gel bakalım. Oo, çok da böyle iki ayak üstünde yürüyor. Çok iyi. Biraz aptal galiba kendisi. Az önceki ejder öyle miydi? Direkt vaps diye yiyordu. Bakalım mağara ejderimiz de yiyeceklerimiz de doyuralım derken işte geldi güçlü mağara ejderi. Ver diyor. Ağzını açıyor ya. Ya arkadaş görüyor musun sen bunu? Ya besle, gel hadi gel. Gel gel gel. Çok iyi ya. Gerçekten. Gönder diyor, karnımı doyuracağım diyor. Yiyeceğim diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yere de yerden de alıyor böyle. Çok tatlı. Mağara ejderi varsa sizde arkadaşlar yorumlara yazın. Merak ediyorum gerçekten şu mağara ejderi kimlerde var. Haydi 10. seviyeye çıkartalım seni mağara. Bakalım. Oo, gölge tapınağı istiyor bu. Büyümesi için. Hala doymuyor. Ver diyor. Yeter artık, yeter. Mağara ejderimizi de 10. seviyeye getirdik arkadaşlar. Şimdi işte inimiz de boşalsın diyorum ve bu ejderi de biraz az önce bayağı şey harcadım. Jeton harcadım buna, UV ejder. Bunu hemen satacağım. 5750. Çünkü bu vardı bizde UV ejderimiz. Şimdi inimiz de boşaldığına göre arkadaşlar güzel bir şekilde çiftleştirmemizi yapabiliriz. Ve çiftleştirirken şöyle bakalım arkadaşlarımızdan böyle bir arattım. Derya mesela. Derya Yalvaç arkadaşlar. Abi boşluk ve metal yavrultalım mısın demiş. Bir de Gunter S galiba. Evet, Gunter S kardeşimiz de, onu da gösterelim. Evet arkadaşlar, bir de Gunter S kardeşimiz de boşluk ve metal demiş. İkisini de isteğini yerine getireceğim diyorum. Şimdi hemen oyuna geçelim. Bakalım bakalım boşluk ve metal gerçekten bize ne çıkartacak arkadaşlar. Derya'ya ve Gunter S'e buradan teşekkürler ediyoruz. Şimdiden boşluğu seçelim bakalım. Boşluk ejderimiz gelsin. Ve metal ejderi. Metal de burada olması lazım. Metal. Arkadaşlar bunun o sonuçları bir tane. Bakalım. Tek bir tane. Oga be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sonuçlar bekliyorum sizden ya. Dün neydi o öyle 14 tane sonuç çıktı. Bir 3 tane içenden çıkarmış gibi bastık, yine aynısı çıktı. Ya şanssız ben bir şanssız bir adamım arkadaşlar. Benim şansıma çok güvenmeyin. Hayatta da hep böyleydi. Hep şanssızlık peşimizi bırakmadı. O yüzden çok fazla şansım yoktur arkadaşlar. Sizin şansınıza dayanaraktan olsun bu işler. Ve güzel bir şekilde Derya'ya ve Gunter S'e teşekkür ediyoruz. Tek bir sonuç çıktı. Çok iyi ya. Hemen yarolatıyorum. Tabii ki bekletmeyeceğim. Aga be, çok merak ediyorum. Olası sonuçlar ne olacak acaba? Kim, hangi çıkacak? Ne ejderi çıkacak burada? 9 saati varmış. Güzel bir şey oldu arkadaşlar. Güzel bir çıkartma oldu diyorum. Arkadaşlar mükemmel. Devam ki. Let's go. Evet arkadaşlar, sadece sırf sizin için 775 tane reklam izledim. Ve arkadaşlar şunu bir an önce çıkarmak için kulçukhaneme koymak istedim ki başka çiftleştirmeler yapalım. 11 saati varmış. Neyse bu kalsın. En azından inimizi boşalttım ama harbiden reklamlar bayağı bir kastı. Siz görmüyorsunuz buraları ama bayağı bir reklam izliyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bütün her şey sizin için diyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar yeni bir çiftleştirmeye bakacağım. Kim mesela? Furkan Efe Başyemenci kardeşimiz Otis. Ne demiş? Boşluk ejder ve vaşak ejder demiş. O kardeşimizin de isteğini bir yerine getirelim. Vaşak ve boşluk. Boşluk. Boşlukla çok şey çiftleştiriliyormuş. Bir bakalım. Boşluk ve vaşak arkadaşlar. Vaşağı da yeni çıkardık biliyorsunuz. Çok tehlikeli bir isim. Bakalım o sonuçları iki.
Eğer ki yani düşükse mesela 2'ye 1'se falan, o zaman açmayacağım Furkan. Yani biliyorsun yani çok şansımız, ihtiyacımız olacak öbür türlü. Eğer ki sonuçlar böyle netse tabii ki hemen çiftleştireceğim diyorum. Olası sonuçlara bakıyorum arkadaşlar. İşte bak, korktuğum nokta bu. Az önce 2'ye 1 arkadaşlar. Şimdi burada ne yapsak bilmiyorum. 2'ye 1 sıkıntılı. Yani çıkabilir de çıkmayabilir de, çok tehlikeli. Kardeşim bir aklına tutacağım. Not aldım. Sakın bana darılma. Diğer bir çiftleştirmelere bir bakacağım. Otis. Ondan sonra eğer ki varsa öyle bir boşlukta tankini de değerlendireceğim. Şimdi bana Emrullah kardeşimiz demiş ki zehir ve boşluk, bu arada Emrullah'ı da eklemek isterseniz arkadaşlar 16 6F F07, onun da kodunu yazabilirsiniz. Tekrarlıyorum. 16 6F F07 olarak Emrullah'ı da eklemek istersiniz, ekleyebilirsiniz. Zehir ve boşluk demiş. Bakalım kardeşimiz Emrullah bana çok destek oluyor. Teşekkür ederim kendisine. Zehir çıksın buradan. Zehir ve boşluk. Bakalım boşluk ejderi. Çiftleştirelim o sonuçlar. Çünkü eğer yine düşükse Emrullah kusura bakma, seninkini de yapmayacağım diyecektim de. Şu an 4'e 1. 4'e 1 arkadaşlar, kafamı karıştırıyorsunuz benim gerçekten. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Ha şey yapabilirim. Bak bunu daha sonra yapabilirim. Evet, şimdi arkadaşlar yeni bir çiftleştirme yapacağız bakalım. Şimdi yorumlardan hepsini yapamıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. İneyip çok fazla vakit harcıyor. Az önce bir sürü reklam izledim falan filan derken hani kafama göre bakıyorum, hani deneme yapıyorum sizin gözünüz önünde. Hangisi çıkarsa ben de kontrol etmiyorum, inanın bana, hani hangi çiftleştirme olası sonuçlar veriyor. O yüzden de sizden özür diliyorum. Eğer olası sonuçlar düşükse yapmak istemiyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar, Kemal Bektaş kardeşimiz burada su ile boşluk demiş arkadaşlar. Su ile boşluğu bir çiftleştirelim. Kemal Bektaş kardeşimize buradan yorumu için teşekkür ediyoruz. Eğer olası sonuçlar düşükse yapmayacağım. Su nerede? Su burada. Ve suyla ne demişti arkadaşım? Boşluk demişti. Bir daha kontrol ettim. Boşluğu açıyoruz arkadaşlar. İki tane olası sonuç var. Dediğim gibi kardeşim, eğer yarı yarıyasa yapmayacağım. Şimdi burada aslında bir tane böyle bir şeyimiz var. Yapma öncesi bunu kullanamıyoruz mu? Kullanamıyoruz arkadaşlar. Neyse, olası sonuçları bir göz atalım. Aga ve işte arkadaşlar, yine beklediğimiz bir sonuç. Mükemmel, ikisi de yok bende. Bugün gerçekten siz bir yine şanslı günümdeyim ve sizin sayenizde yine iki tane güzel ejderi kavuşacağım. Bu ne, köpek balığı ejderi mi acaba şurada abi? Neyse arkadaşlar, tamam diyorum, hemen yavrulat diyorum. Buradan kendisine Kemal Bektaş'a teşekkürler ediyoruz arkadaşlar. 2 saat süresi varmış. Bunu da hemen geçebiliriz aslında. Bakalım arkadaşlar, geçebilirsek hemen geçeceğim. Ondan sonra belki bir tane daha çiftleştirme yapabilirim. Eğer yetiyorsa dakikam. Let's go. Evet arkadaşlar, yine reklamları izledim, dayanamadım. Ve sonunda bunu da kuluçka hanemize koyduk, bu yumurtayı da arkadaşlar. Gerçekten kombinasyonlarınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi olası sonuçlara göre davranıyorum. Elimizde garanti olan yumurtaları neden çıkartmayalım ki? Siz de benimle aynı fikirde olacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Bakalım yine bir çiftleştirmeyle karşınızda olacağım. Şimdi bakalım arkadaşlar, bugün çiftleştirme günü. Bakalım yorumlarda neler yazmış arkadaşlarımız. Yusuf Toz Ejderi demiş ki enerji, şöyle yorumları da bir gösterelim tabii ki. Abi enerjiyle bitki ejderhalarını çiftleştirebilir misin? Bakalım kendisine buradan şimdiden teşekkür ederim. Enerji ve bitki ejderhaları. Enerji bende yok zaten. Evet arkadaşlar, yorumlara bir göz atalım. Enis Ormanoğlu demiş, kaynayan ile zehir çiftleştirebilir misin? Bakalım o sonuçlar yine düşükse yapmayacağım, ama yine de bakalım kardeşimizin isteğine. Kaynayan neredesin? Kaynayan ejder. Kaynayan ve ne demiş bu? Kaynayan ile zehir demiş. Bakalım arkadaşlar, olası sonuçlar inşallah yine güzeldir. 4 tane var. Ooo, 4 tane var sonuç, ama 4'e 3 arkadaşlar. Şimdi burada yüzde oranımız kaç sizce? Bence kavun çıkar. Bunlar da çıksa çok iyi olur ama bilemiyoruz. Bak, mercan ejder elimizde zaten. Bunlar elimizde. 4 tane sonuç var arkadaşlar. Yarıda yakaldım, bilmiyorum. Tekrardan belki başka bir zaman göz atarım arkadaşım. Çünkü daha başka arkadaşlarımız istemiş. Mesela Murat Ramazanov demiş.
Ajan ve boşluk arkadaşlar. Ajan ve boşluk. Biraz bakacağım. Boşluk. Boşluğumuz varmış zaten. Olsunçlar. Bunları çıkarmıştık zaten kardeşim. Murat Ramazanova da buradan teşekkürler ediyoruz arkadaşımız. Ajan ve boşluk demişti. Neyse arkadaşlar, şimdi hani bakıyorum mesela Derya'yı çok güzel boşluk ve metal demişti. Çok güzel çıktı. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşımız, kardeşimiz Little Queen demiş ki abi sonraki videoda ini boşalırsa bunları birleştirebilir misin? Tekrar yazıyorum unutma diye demiş. Bakın gördünüz mü? Little Queen de tekrar yazıyor. Siz de arkadaşlar çiftleştirmeleri tekrar yazabilirsiniz bana. Çünkü her zaman anlamda her şeyi gerçekleştiremiyorum. Süresi var, bilmem nesi var. Biliyorsunuz zaten ben anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Little Queen de iki defa yazmış ama bak tek şimdi Little Queen'e sıra geliyor arkadaşlar. Gökkuşağı artı fil demiş. Seviyorsun demiş. Evet Little Queen, sen de seviyorsun. Bakalım senin sonucun ne olacak diyorum. Şimdi inimize gelelim arkadaşlar. Bakalım gökkuşağını bir alalım. Şimdi tabii ki oyunumuzda geçelim buradan. Buradan gökkuşağıya bir bakalım arkadaşlar. Gökkuşağı seçtik. Fil de başta duruyor zaten. Ooo 12 tane sonuç var. 12 tane sonuç var. Umarım güzel şeyler çıkar diyorum. Bakalım arkadaşlar. Oo hepsi çıkarmamışık. Oo bu ne? Bunlar ne? Ah elimde var bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, altı, yedi tane var arkadaşlar. Şimdi 7'ye 12 yapılır mı? Bence yapılır. Neden diyeceksiniz? Gökkuşağını yeni çıkardım. Filmi de büyüledim. Belki yeni bir ejder yumurtası çıkartabiliriz diyorum. Bakalım şansımızı deneyeceğim ve kardeşimiz Little Queen'e de buradan teşekkür ediyoruz ve ona da güveniyorum. Onun şansına bugün bu çiftleştirmeyi yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım let's go diyoruz. 3, 2, 1 bakamayacağım, kalbim dayanmıyor arkadaşlar. Yavrultma diyorum, haydi lütfen yeni bir ejder çıkmadı mı? Ya çıkmadı, çamur ejder çıktı arkadaşlar ya. 12 tane sonuç vardı diyorum ben size. Şansımız bizim yok arkadaşlar, yok diyorum arkadaşlar. Neyse ki Little Queen, yapacak bir şey yok kardeşim. Benim şansım hiçbir zaman yoktur diyorum zaten. Olsun arkadaşlar, maalesef işte çamur ejder tekrardan çıkardık. Bazen oluyor böyle şanssızlıklar. Ama 2 tane bugün mükemmel ejder yakaladık diyorum. Little Queen de buradan üzülme diyorum kardeşim. Olsun, sıkıntı yok. Bunu satıp başka bir çiftleştirme yaparız diyorum. Ama bugünlük inim doldu. Yavrulatma kuluçka hanem doldu diyorum arkadaşlar. Bakın burada baya bir süremiz var. Atlamaya kalksam baya uzun sürer diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de baya bir şey yaptık. Çiftleştirmelerimizi gerçekleştirdik. Şimdi burada vermiş olduğunuz mesajları toplayacağım arkadaşlar. 78 tane mesaj var arkadaşlar. Hepsini okumayacağım. Biliyorsunuz zaten siz bana gönderiyorsunuz. Ama eğer ki okumamı istiyorsanız tabii ki okurum. Ama bugünlük tümünü al diyeceğim. Belki bir sonraki videoda tekrardan isimleri okuruz arkadaşlar. Fazla video uzun olmasını istemiyorum. Miraç Erdem gelmiş, kabul edelim. Soleli Skark hoş gelmiş. Onları alıyoruz arkadaşlar. SRC SXR gelmiş. Çok güzel. Emrullah Pucci. Buradan arkadaşlarımız bize zaten atıyor. Pitex arkadaşlık daveti göndermiş. Hoş gelmiş. PK Mete bizim. Yanık devre. Bunları alalım. Fırtına gücü alalım. Al. Bunları topluyoruz. Kaneki hoş gelmiş. Kardeşim Yose baya gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel arkadaşlarımızla büyüyoruz. Bu arada çağrı konumunu göstereyim. 920914F diyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum herkese, hepinize. Bir tane kardeşimiz var, illaki köyünü göstermemi istedi. Onu da bayağıdır beri yapmıyordum. Kardeşimiz de böyle abi köyümü gezer misin, adın fırtına gücü kaç videodur beri yazıyorum demiş. İşte kardeşimizi de bulduk burada, fırtına gücü. Söz verdiğim gibi kardeşim adını da geziyorum. Dediğim gibi arkadaşlar elimden geldiği kadar sizlere burada isteklerinizi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Beni bazen yanlış anlamayın arkadaşlar. Çünkü elimden geldiği kadar bana oyun izin verdiği kadar ben sizlere burada elimden geldiği kadar destek yapmaya çalışıyorum. İşte fırtına gücü abone yazmış. Abone oyun kardeşim benim ya. Harbiden
Ona da söz vermiştik. Çok güzel. Mükemmel kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Burada mükemmel derecede benim bizim kanalımızın ismini yazmış ve gerçekten adası da mükemmel. Şöyle inceleyelim ya kardeşimizi. Tabii ki fırtına gücünü oy 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 burada güzel güzel ejderleri birleştirmiş koymuş arkadaşlar. Buradaki ejder ne? Bu nasıl bir ejder? Samuray ejder. Çok iyi, çok iyi, çok başarılı kardeşim benim. Arkadaşlar sağ tarafı da açmış. Burada ne palmiye mi? Büyük palmiyeler koymuş. Zemin atmış. Mükemmel derecede geliştirmiş köyünü. Harbiden çok iyi bence. Bakalım sağ tarafta mevcut. Sol tarafa bir göz atalım. Sol tarafta da çok güzel tapınakları, çiftlikleri koymuş. Yukarısı da açık. Fırtına gücüne buradan teşekkürler ediyoruz kardeşimize. Bize bu şans tanıdığı için. Bu ne ya? Bunu da ilk defa görüyorum. Korsan ejder. Oy 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 arkadaşlar. Bir sürü ejder var. Harbiden hangi birine baksak de çelişeye kalıyorum. Burada da arkadaşımızın yeri var. Bakalım ayçiçeği ejderi gördüm. Semender orada. Başak orada. Bakalım yukarıda. Yukarısını açmamış arkadaşımız. Ama olsun illaki ileriki zamanlarda açacak yaz, arkadaşımız. Abone yazmış. Ona da burada sonsuz teşekkürler ediyoruz fırtına gücüne. Söz verdiğim gibi kardeşim. Ziyaret ettiğim böyle başarının devamını diliyorum. Ve arkadaşlar yavaştan da videomuzun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar beni takip ettiğiniz için, bana abone olduğunuz için, sizde bana yorum yazdığınız için size çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler cansınız arkadaşlar. İnşallah böyle devam ederiz diyorum. Eğer abone olmayan varsa lütfen abone tuşuna basın. Bana destek olabilir arkadaşlar. Mükemmel derecede şöyle ki gösterelim adımızı da. Ve burada da videomuzun sonunda size teşekkür ettikten sonra arkadaşlar. Kendinize dikkat edin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Seviliyorsunuz.